Merhabalar Tukaş. Tabii aylardır Tukaş'ı takip ediyoruz. Çok mağduriyet yarattı. En sonunda attı kendini işte 965'in üstünde. O kanunun üstüne attı. Ve trendi de ayrıca bir destek aldı. Devam ediyor. Şimdi trendin her zaman söylüyorum trendlerin zamansallığı var. Zamansallık bakımından artık bu trendde bir sıçrama daha yapması gerekiyor. Ve 200 gün direncinin, bakın 200 gün burada bir dirençtir, üstüne çıkması gerekiyor. 200 gündür direnci 10-15'te, bir daha bakayım pardon. Evet, 10-15'te kağıt 9.95'te, yani üstünde çıkıp da bir dahaki hafta kalabilirse 10-15'in üstünden şu trendi takip ediyordur zaten. Olumludur. Kanalın üstüne doğru tekrar 11.40'lara hareket beklenebilir. Onu söyleyeyim. Kırılırsa trend artık bu bozulmuş demektir. Yani 9.62 kırılmadan çok büyük bir tehlike yaratmaz. Tekrar yani kanalın altına doğru, bir alt kanalın altına doğru ya da 50 gün ortalamasını destek almaya doğru bir hareket olmaz. Yukarı aşağı yayılım ve hareketler görülebilir. Burada şimdi ana destek 50 gün şurada 9 lira 27 kuruş. Dolayısıyla 9.27 bozulmadan biraz avans da verilebilir. Onu da söyleyeyim. Çok korkacak bir durumda olmaz yani. Bir düzeltme falan olur ama çok korkacak bir durum olmaz. Tabi orası da kırılırsa 8.30'lar tekrar gelmesi beklenebilir. Arada yani bir destek var 8.70'lerde ama çok yakın. Direkt 8.30'da burada alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani göstergeler bakımından çok büyük sorunlu bir şey yok. Hafif yukarı bir stokastikte hareket varmış gibi, yani çok güçlü olmayan bir rakım gösteriyor. Bir yoğunlaşma oldu bu arada, yani 10 lira civarlarında, onu söyleyeyim. 10 ve 9.80, 10-10.30 arasında. Dolayısıyla buraların yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki trendimiz bozulmasın. Yukarıda tabi harekette 11.38, daha önce kıramadığı yerde 11.38, oranın kırılımı. 8 günün şu an hareket bir tık üstünde, 20 gününden biraz daha şeyli, ayrı bir durumda. Yani sırasıyla 8 gün söylemiyorum, orası zaten çok yakın ve trend zaten de trendin kırılım durumunda sırasıyla 9.80, 9.60 ve söylediğim gibi 9.25'ler beklenir. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Yani özel bir formasyon, ben buna şimdi derim ki size yutanayı, ama öyle çok kuvvetli bir formasyon değil bu. Yani burada bir formasyon söylemek anlamsız. Çok yatay bir hareketi var, onu söyleyeyim. Onun için bir mum formasyonuna girmek istemiyorum. Bunu hep söylüyorum. Her formasyon her yerde olmaz. Öyle her gördüğümüzde orada formasyon, burada formasyon derseniz yanılırsınız. Hepsinin şartı var. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur söylemeyi. Umarım trendten kopmaz yani, zamansallık bakımından çünkü fena değil yani. Baya bir yıl sonuna kadar, yıl sonunu bile bulmaz yani, aralığa kadar birçok kişinin zararını çıkarabilecek bir trend var. O açıdan önemli bunun devam etmesi. Hepinize iyi haftalar.